farklı modellerde verebilirsiniz. Herkese merhabalar. Kanalım Sütlü Mutfağı, hepiniz hoş geldiniz. Malum artık her şeyi evimizde yapıyoruz. En büyük ihtiyaçlardan biri de bence ekmek. Yani ekmeksiz gerçekten insan doymuyor nedense. Ne yemek yaparsan yap. Ben de şöyle mayalandırdım. Bakın ekmeklerimi. Şimdi bunları desen vereceğim, unlayacağım, fırına atacağım. Dışı çatır, içi yumuşacık, küçük küçük ekmekler hazırladım. Hadi bakalım videoyu izleyin, sonunda görüşelim. Canlar bu ara en çok Canlar şimdi bu ekmek tarifi benim annemin yıllardır yaptığı ekmek tarifi. Şöyle bir su bardağı ılık suyum var. Artık biliyorsunuz 1, 2, 3, 4'e kadar parmağımın durabiliyor olması gerekiyor. Bir paket instant mayam var. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve bir çorba kaşığı kadar toz şekerim var. Şimdi bu üç malzemeyi koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Eğer yaş maya kullanıyorsanız karıştırdıktan sonra bırakın ki 10 dakika mayanız bir böyle köpüklensin. Ama benim gibi instant kullanıyorsanız böyle bir işlem gerek yok. İçine bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ben dediğim gibi bu annemin tarifi ve hani böyle şey bir tarif. Nasıl anlatayım size, çok uzun zamandır yaptığı bir tarif. Güvenerek yapabilirsiniz. Zaten ekmeğin ne kadar içinin yumuşak, dışının kıyır kıyır olduğunu, tıp kıyır olduğunu göreceksiniz. Yoğurdumu da koyduktan sonra şöyle bir çırpıyorum. Mayalandırma işlemi bu noktada çok önemli, haberiniz olsun. O yüzden bir tane çaydanlığın altına su koydum ve şu an suyu kaynatıyorum. Üzerinde demliyle beraber. Bir tatlı, hatta şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave ettikten sonra karıştıralım. Ve artık alabildiği kadar un koyacağız. Ortalama 3,5 doğru su bardağı un olacaktır. Siz gene de kontrolü ekleyin. Böyle hafif yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok da el yapısını da istemiyorum tabii ama hamurum yumuşak olsun. Çok una doyurmayın yani. Biraz böyle çırpıcı ile çırptıktan sonra çırpıcımı temizleyeceğim. Unumu ekleyeceğim biraz daha. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce hamurumuzu yapalım. Bu arada hani ekmek hamurunuzu akşamdan mayalayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Pardon, mayalayıp değil, yanlış cümle kurdum. Akşamdan yoğurup buzdolabına koyabilirsiniz. Ağzını iyice streçlediğinizde sabah mayalanmış olacaktır. Hemen şeklini verip fırına attığınızda oh mis. Sabah kahvaltısına sıcak ekmekleriniz hazır olmuş olacak. Dediğim gibi 3,5-4 su bardağı un alacaktır. Güzelce yoğuruyoruz. Şöyle bir buzdolabı poşetini şöyle ikiye böleyim. Üzerine tozlanmayacak bir şekilde mayalandırmaya bırakıyoruz. Ben çaydanlığın üstüne koyacağım. Çaydanlığın altını kapatıp çaydanlığın buharıyla çok güzel kabarıyor. Evet canlar, şöyle 35-40 dakika kadar bekledim. Bakın çok güzel ekmeğim mayalandı. İsterseniz böyle bütün büyük bir ekmek olarak da yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha küçük küçük ekmekler yapmak istiyorum. Bakın elime yapışan bir hamur. Gördünüz mü? Bakın elime yapışıyor. Bu yüzden bir zeytinyağı kullanacağım. Bu elime yapışmasını önlemesi için. Hem daha güzel kızarsın diye. Ne olacak? Evet. Bir dakika. Elime güzelce yağladıktan sonra da şöyle hamurumu alıyorum. Bir portakal büyüklüğüne. Bakın şöyle. Yağ olunca kesinlikle yapışmıyor gördüğünüz gibi. Bir elinize şöyle bir açın. İçi böyle daha bir kat kat olsun diye şöyle bir katlayın biraz içe doğru. Ve bakın hemen bir tane ekmeğim hazır hale geldi bile. Şöyle bu hamurdan yani 7-8 adet çıkıyor zaten. Artık alalım. Hamuru tam ölçü olarak ikiye katlayıp üçe katlayabilirsiniz. Şöyle gene bir elimle açıyorum. Başlıyorum burasından böyle katlamaya.
şekilde ekmeklerimi yapacağım canlar. Şöyle göstereyim, bakın çok güzel. Biraz daha tepside mayalandırdık. Tepsi mayası işlemimizi yaptık. Şimdi ne yapacağım? Biraz üzerine un dökeceğim. Bu arada üzerine mısır unu, galeta unu, hepsi çok yakışıyor. Ama şöyle azıcık desen vermesi açısından hafif hafif şöyle unlamak güzel oluyor. Yani desen daha güzel oluyor ekmeğinizin. Unladıktan sonra da biraz şekil vermek istiyorum açıkçası. Aslında bu işlemi bir jiletle yapsanız kesinlikle çok daha iyi olacaktır ama hani elinizi falan kesmemeye de dikkat edin yani. İş çıkmasın başınıza. Ama ucu sivri olan bir bıçakla bu işte kolaylıkla yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Farklı modeller de verebilirsiniz. Ne bileyim, ne yapabiliriz ki başka? Ben bir bu şekli biliyorum. Bir bu şekli yapıyorum hepsini. Şöyle düşünüyorum şu an ne yapabilirim diye ama şekil aynı işte yani hepsinde sonuç olarak. Ve bu güzel ekmeklerimi canlar önceden ısıttığım 170 derece fırınıma yolluyorum. Bu arada fırınımın altına da bir tane su koydum azıcık böyle buhar yapsın diye. Fırınlar, ekmekler şimdi fırına. Evet canlar, ekmeğim hazır. Şöyle ekmeğin içini size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel, yumuşacık, çok lezzetli oldu. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.